Allah'ımız çırağımız Nur suresi 35 ayet hükmünce çırağımız yanar önce. Bismillah. Allah Allah. Nasrullah fetbin garip beşirin mükminin ya Allah ya Muhammed ya Ali pirimiz sünkar Hacı Bektaşi Veli birimiz bağlı Şahım Abdullah Seyyar Cemal Muhammed Kemal İmam Hasan Şah İmam Hüseyin Ali Rabiren selavat Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve Ali Muhammed. Bismillah. Allah Allah. Kaşları mihraba var. Mihraba karşı biz niyaza geldik. Kıbleyi gördük. Onun için namaza geldik. Kıblegahımız hem penamız sizsiniz. Ey mürşitlerimiz siz çare biz bir saza geldik. Bercemali Muhammed Kemal İmam Hasan Şah İmam Hüseyin Ali Rabiren selavat. Bismillah Allah Allah. Nur Muhammed Ali'den doğuktur. Şems-i ulema fakirler de zerrecesinden alalım destur. Allah eyvallah. Bercemali Muhammed Kemal İmam Hasan Şah İmam Hüseyin Muhammed Ali'ye de candan selavat. Bismillah Allah Allah. Çırak Rüşan, Fahri Devrişan, Demalişan, Himmet-i Piran, Piri Horasan, Kürşad-ı Meydan, Bercemali Muhammed, Kemali İmam Hasan, Şah İmam Hüseyin, Ali Rabülen, selavat. Bismillah, Allah Allah, Seyyid-i Sadat, Muhib-i Sadat, Hülüsü-i Mevcudat, Sefil, Yüm, Arasat, Arasat'ta Mevcudat, Bercemali Muhammed, Kemali İmam Hasan, Şah İmam Hüseyin, Muhammed Mustafa'ya da candan selavat. Allahümme sallallahu seyyidine, seyyidine Muhammed ve alâ Muhammed. Bismillah, Allah Allah. Çırağı Rüşan, Fahri Devrişan, Demalişan, Himmet-i Piran, Piri Orasan, Kürşad-ı Meydan, Bercemali Muhammed, Kemal İmam Hasan, Şah İmam Hüseyin, Ali Rabiren, selavat. Bismillah, Allah Allah. Rüşan oldu çün çıraklar her kanunu evliya, ehli fakra oldu bu delili rehnuma. Verelim selavat, ezerhunu bir riya ol, hem Ahmedi Muhtar, Ali Yar Murtaza, Bercemali Muhammed, Kemal İmam Hasan, Şah İmam Hüseyin, 12 imam ve ehli beytinin de cümlesine selavat. Bismillah Allah Allah. Çün çırağı Fahri uyardı kol hüdanın aşkına. Seyden Kevlen Muhammed Mustafa'nın aşkına. Sakül Kevser Ali El Murtaza'nın aşkına. Hem Hatice hem Fatıma Hayr El Hüsa'nın aşkına. Şah Hasan Hulki Rıza Şah Hüseyin Kerbela Ol İmam Etkiya Zeynel Aba'nın aşkına. Hem Muhammed Bakır Nesli Paki Mustafa Cafer Sadık İmam Rehman'ın aşkına. İmam Musa-i Kazım Serfirazı Ehli Hak. Hem Ali Musar Rizal Asfiyan'ın aşkına. Şah Tagi ve Banagi. Hem Hasan Laskeri Ol Muhammed Mehdi Sayıp Divan'ın aşkına. 14 Masum Pak Alaba'nın aşkına, 17 Kemerbest 72 Şehit Şuada'nın aşkına, Pirimiz Tarikat Beri Hünkarıcı Bektaşi Veli'nin aşkına, huzurunda bulunduğumuz Abdal Musa ve kaygısız Pirimizin aşkına, arşede yanıp yakılan ol aşkanın aşkına, Bercemali Muhammed, Kemali İmam Hasan, Şah İmam Hüseyin, Hatice Fatıma anamıza da cümlesine selavat. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Aram. Bismillah, Allah Allah, batın iken çırağı Nuramet zahir oldu Şems ile Mahu Muhammed. Bercemali Muhammed, Kemali İmam Hasan, Şah İmam Hüseyin, 12 imam ve Ehl-i Beyt'e de selavat. Bismillah, Allah Allah. Allah göklerin ve yerlerin nurudur. Onun nurunun içerisinde bir çırağı bulunur. O çırağı sanki bir kandil yuvası gibidir. O çırağı sırça içinde inci gibi parlayan bir yıldız gibidir. Güneşin doğduğu yerde, battığı yerde de nispeti olmayan bir zeytin ağacından tutuşturulup yakılır. Ateş olmasa dahi kendinden yanar. Nur içinden nurdur o. Allah dilediğin nuruna kavuşturur. Allah misaller verir. Çünkü Allah her şeyi bilendir. Bismillah Allah Allah. Nuru semavatı olduğunu münacat. Verelim Muhammed ile Ali'ye candan selavat. Aşıklar, sadıklar, bağır yanıklar, erenlerin gül cemaline cümleden cümleye aşk olsun. Aşk olsun. Bir dua edin. Bismillah. Allah Allah. Çıraklarınız aydın ola, meydanlarınız kürşat ola, Hak Muhammed Ali'nin ola. Hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız sağsır ola, eviniz, ocağınız şevve mamur ola, dilde dilekleriniz yönüne muratlarınız ola. Yaramaz, yanlış yerlere uğratmaya, münkire münadat ve keserin Ali İbrahim bereketi ola. Hayırlı evlat, hayırlı devlet, huzurumuzları istihan eyle. Hak erenler sizleri böyle nice nice yıllar başımızdan esir etmeden müşrimiz olarak sağ selim, her kaza ve belada emin ve muhafız eyle. Allah Allah. Bu yapmış olduğunuz çırağlar da Kerbela şehitlerinin gözlerinin, nurlarının nuru ola. Allah Allah. Bir bizden nefes 12 imamdan Şahım Abdal Musa Sultan ola. Kızıl da Sarışmay Sultanı da Himmet-i Kerem üzerinde hazır ve nadir ola gerçeği. İnşallah imam. Can dostlar merhaba. Pirimiz Abdal Musa'nın huzurundayız. Abdal Musa anma etkinlikleri için buraya davet edildik. Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma Yaşatma Derneği'ne de aşk olsun. Sevgili başkana, yöneticilerin her birisine selam olsun. Can dostlar, çok sevdiğimiz Nazmi Akgün Baba Sultan'la çıktık yola.
Abdal Musa'mızın yakınında bulunan ziyaret makamlarını hep beraber niyazlayacağız. Allah Allah. Dualayacağız ve de sizlere aktaracağız. İşte Elmalı'da Tekke köyüne çok yakın, Akçayeniş köyüne çok yakın bir köyümüz var. Değirmen köyü. Burada da Bektaşilerimiz var. Buranın da inanç önderi olan sevgili İbrahim Arslan Baba Sultan'la kavuştuk. Süleyman Baba Sultanımızın sonsuzluk alemine göçtüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendik. Devre daim olsun, menzili mübarek olsun. Nurlar içinde yatsın Bilge Baba Sultanımız. Şimdi sana şöyle bir dönelim. Biraz birkaç cümleyle Değirmen Köy'den bahset. Buradan yani bu köyden, bu köyün kuruluşu, kuruluş öyküsü. Dolayısıyla Solak Değirmen'i anlatacağız zaten ama ilk önce neredeyiz? Yani burası neresi? Köyümüzün tarihçesiyle ilgili birkaç şey söyler misiniz? Canlar, burası Abdal Musa Sultanımıza ait olan bir parçasıdır Değirmen Köyümüz. Ve Solak Baba Erenlerinin huzurundayız şu anda. Abdal Musa Sultan'ın kolu olarak burada, değirmenlerinin burada olması. Abdal Musa Sultanımız Tekke Köyü'nde aş kaynatmış. Tabii kirayla buğday yürüttüğü için sıkıntı zor. Onları şey yaptıktan sonra diyor ki gidelim Değirmen Köyü'ne buraya. Geliyorlar, bir Yahudinin oluyor değirmenler. Üç tane taşı dönüyor burada. Diyor ki Abdal Musa Sultan, değirmen benim diyor. Nasıl olur diyor, ben 40 yıllık değirmenime sen sahip çıkarsın. Benim diyor. O vakit kadıya itikal ediyor. Kadıya itikal ettikten sonra mahkeme oluyor. Mahkemeye girdiklerinde kadıya soruyor, kadı soruyor Yahudi'ye. Senin diyor değirmenlerin nasıldır? Üç taşın vardır, üçü de sağa döner. Tamam diyor, alıyor notunu. Ondan sonra Abdal Musa Sultan'a soruyor, babaerenlere. Sizin diyor kaç taşınız var? Üç taşım vardır. Kapıdan girişteki sola döner, ikisi sağa döner. O vakit kadı şey diyor ki Yahudi, tamam diyor mahkeme benim çünkü taşlarımı biliyorum. Heyet geliyor, kapıyı açıyorlar, say bakalım taşları. Sağlıkları zaman Allah, Cenab-ı Allah'ın şeysiyle, erenlerin himmetiyle şu gördüğümüz sola dönmeye başlıyor, öbürkünler sağa dönüyor. O vakit Yahudi varıyor Abdal Musa'ya secde diyor. Ben senin emrindeyim, kulumum, hizmetkarımım. Eyvallah diyor, bundan sonra diyor, değirmenler sizin. Ve de şu bizim köyümüzden hemen 500 metre aşağıya da okulumuz vardır. Eski köy meydanımız orasıydı. Bir rivayete göre Murat Baba Erenler olarak, senin de ismin Murat'tır diyor o vakit Abdal Musa Sultan. Yahudi'ye. İsmin Murat Baba senin diyor. Bir rivayete göre orada dairemiz vardı. Çok küçükken, okuldayken orada ders verdi öğretmenler bize. Türbesinin yani mezarının şu köyümüzün altındaki yerde olduğunu söylerler. Sonra yeni okullar yapıldı, üstüne inşa edildi. Kenarında Sunni arkadaşlar diyor ki müteahhite, arkadaş buradan 4 metre geri çek bu okulu diyor. Niye diyor? Derin akşamı, cuma akşamı, perşembe ve pazar günleri diyor. Burada deistler söylenir, ilahiler söylenir, lambalar yanar diyor. Hadi ya diyor, ben inanmam böyle hürafa diyor. O arkadaş müteahhit. Bir yıl sonra iki gözü kör oldu, hala çekiyordur. Bak o arkadaşımız da. İşte Değirmen Köyü'nün kuruluşu, ondan sonra Abdal Musa Sultan'a bağlı olarak değirmenlerimiz devam etti. Peki, yol erken sürüyor çok şükür. Efendim? Yolumuz, erkanımız var. Cemaat, muhabbet. Babacığım, muhabbetimiz, cemimiz. Şimdi Muharrem ayı geliyor. Muharrem ayında fakir postiş olarak Nazmi Baba Erenler'e varacağız, baş vereceğiz. O bizi okuyacak, bize hüccet verecek. Fakir de oradan gelecek, taliplerini toplayacak. Çift olarak 70-80 kişiyiz biz, yani 40 haneden dönüyoruz. Biz de fakir de o canların başını okup Muharrem ayına borçlanarak gireceğiz. Çorbamızı kaynatacağız. Ve mersiyemize de yine Baba Erenler'e geçen gün de camide söyledim. Evet. Mersi'yi babamla, Halife babamızla okumak istiyoruz. Bir büyüğümüz olarak, yeni babamız olarak kendini daha iyi geliştirsin, tanıtsın bizlere. Eskiden biliyoruz çocuklar ama şimdi post olarak artık makam yükseldiği için daha fazla saygımız, sevgimiz olarak babaya eyvallah diyoruz hepimiz.
Bu şekilde Muharrem'in 9-10 gün tuttuktan sonra ne güne denk geliyorsa babamız davetli çoğu, ondan evet. sonra da Tekke Köyü'nde, Abdalmuşa'da öğlen evet. saat 12-1 arası mersiyemiz okunup Temmuz'un 17'sinde bağlanacağız. Eyvallah. Temmuz'un 28'inde Allah nasip ederse 17'sinde bağlanacağız. 28'inde nasip olursa Temmuz'un böylerinden öyle geliyor çünkü. Evet. Fakir'in şeysi var ama randevu var ayın 18'inde iptal etsem olur mu? Kalp sorunlarından. Darılmaz diyorsun. Bu da bu kalbim diyor bu da. Bu kalbi olmasa nasıl yaşar? Konuşuyor öyle. Peki, hak edenler kalbimize kuvvet veriyor evet, baba. Peki gül yüzlüm, baba sultanım, Hıdırlez, diğer etkinlikler hep aynı değil mi? Babacığım, baba sultan anlatmış. 21 Mart Nevruzumuzu yaparız burada, kurbanımızı keser. Aynı Solak Değirmen'in yanında. Evet. Solak Değirmen'in huzurunda ve sağ olsun belediyemiz yardımcı oldu, kapattı. 6 Mayıs'ta da Hıdırlez'imizi yaparız. Dualarımızı okuruz, şenliklerimizi yaparız bu kadar. Peki buraya şimdi geldik, tabii ki çırağımızı yaktık, en doğrusunu yaptık. Eyvallah. Burası bir kutsallık, yani Abdal Musa'dan bize kalan bir emanet. Eyvallah. İnsanlar da bunu hep yaşatmışlar. Peki hep böyle kapısı da açık, gelip ziyaret ediyorlar, niyaz ediyorlar. Açıktır kapımız. Buradan dolayı bir kutsallık var. Peki başka türbemiz, ziyaretimiz var mı yakında? Var baba, Abdal Musa'ya gideriz. Abdal Musa'nın dışında, burada köye yakın. Burada diyorlar, burada Abdal Musa'nın göstermiş olduğu keramet burası. Keramet olduğu için burası. Evet. Bizim inancımız, başka babalara inanıyoruz ama Abdal Musa'ya, Solak'a bağlı olarak Katal Tepe'miz var. Oraya gidiyoruz. İşte Pirasanlar da gittin mi babalarına hiç? Gitmedim fakir. Caminin arkasına güzel türbe yapmışlar, evet. yanından geçtim. Orada Pir Hasan Baba türbesi. Yukarılara çıkamadık artık. Pir Hasan nerede? Pir Hasan hemen orada. Akçeniş'ten şey yaptım ben. Peki nasıldı yaşam? Yaş kaça vardı? Vallahi yaş 73 doğumluyum. Bak iklarım. Gördünüz mü? İşte ben dedim ki çerağları yakalım. Çerağları yakalım ki yolumuzu anlatalım. 73 doğumlu olduğuna 73 göre. Doğumlu mu? Tabii ki sevgili izleyenlerin bir kısmı biliyor. Gençlerimiz bilmeyebilir. 73 doğumluyum demek. Yol yaşım. Yani yola girdik, ikrar verdik. Eyvallah. Nasip almak, kurban kesmek ve... Ana doğum yaşım 54. 54 ama 54'te doğuyor. Esas anasından yaşım, asıl doğum, yol doğumu, yol esas anasından. Esas yaşımı sorarsan 73 doğumluyum. Ondan sonra yaşantımı öğrendim. Peki kimler geldi, kimler geçti, neler oldu, neler bitti? Babaannemler, bizim buramızda babamın amcasını diyorum, dayılarını bilmiyorum, dayılarını. Dedem zaten vefat ettikten sonra babamın amcası babalık yaptı. Ondan sonra babam rahmetlik babalık yaptı. Babamdan sonra amcasının oğlu yaptı. Silsile yoluyla böyle geliyor. Ondan sonra rahmetli cennet mekan olsun Süleyman Babaerenler yaptı. Nurlarda yatsın. Çok kamil bir insandı. Sağ olsun köylüm fakiri layık gördüğü için. Eyvallah. Fakiri baba yaptılar, postiş yaptılar. 7-8 senedir de fakir yürütüyor. Postun kadimli olsun. Eyvallah. Ne güzel burada Alevisiyle, Sünnisiyle, Bektaşisiyle barış içinde yaşıyoruz. Peki bir de şunu sorayım. Eskilerden ne anlatırlardı? Bütün bu ovalar Abdal Musa dergahına bağlı değil mi? Vakıf, evet. Vakıftı. Vakıf. Şu anda bizim köyümüzün olduğu yer vakıfa ait. Ama ileride devlet şey yapmış, herkese yer vermiş. Vakıf arazisi, fakirin evinin olduğu yer dahi vakıftır. Vakıf. Abdal Musa'dan. Gönlüm var olsun. Babacığım, aşk olsun. Eyvallah. Aşk olsun. Evet. Birkaç şey de yine. Eyvallah. Peki, geliyorlar kapı açık. Bu ne sevdadır? Yani bir keramettir. Geliyoruz biz de niyaz ettik. Çelalara yaktık. İşte Abdal Musa Sultan Erenlerimin göstermiş olduğu kerametlerden bir tanesi de burası. Solak Değirmen. Baba Erenlerimiz anlattığı gibi de her Abdal Musa Sultan'a gelen ziyaretçi muhakkak Solak Değirmen'e uçar suya. Burada bütün derga, yani göstermiş olduğu gelin pınarına bütün göstermiş olduğu kerametlerin olduğu namaza, niyaza orada hepsine ziyaret ederler. Evet. Onlardan da ziyaretleri kabul, muratları hasıl, evli olacakları şey, gönülleri mamur, çoruna çocuğuna bu meydanlarda tekrar bu ziyaretleri yapmayı bizlere de nasip ve mesele eylesin. Abdal Musa Sultan Efendimizin de cümlemizin üzerinde himmet-i kerem var olsun gerçeği. Kurban mesela
tekkede kesilir. Burada kurban için geliyorlar mı? Baba erenler, biz cem için mi kurban? Yok, burası bir ziyaret olarak kabul ediliyor ya. Eyvallah. O niyette gelenler olursa. Tekke pirimize, sultanımıza oraya gönderiliyor. Kesiliyor. Oraya. Evet, orası büyük dergah olduğu için burada bizim bir mezbahamız ve bir şeyimiz yok. Hani kesmek istiyorlar mı? Hani bu ziyaret ya burası. Tavuk falan cerbeyi keserler. Cerbeyi, evet. Ondan sonra Abdal Musa Sultan'a gelirler. Burayı ziyaret ediler. Ondan sonra uçağa suya. Zaten fakirler de her sene uçağa suya gideriz. Dem devran, cem düzeni yaparız, kurban keseriz. Keşke ona bir denk gelebilsek. Uçar suda, uçar suda cem yapmak kadar güzel bir şey yok. Şimdi denk gelse değil. Biz kimseye bağlı bir şey değiliz. Yani hürüz. Bugün yarın gidelim Babaerenler diye Nazmi Baba'ya alo dedik. Bir yarın hazırlar, bir akşam hazırlanırız biz. Bineriz arabalarımıza. Bir tarih koyarız. Nazare'nin müsait olduğu bir günü söylersen alo Babaerenler. Buyurun der. Orada çalgılı aynen cem düzenimiz, dualarımız, kurbanlarımız hepsi orada olur. Çok isteriz, nasip olsun. Sevgili dostlar, işte bu aşk görüyorsunuz. Sevdadır bizi yaşatan, diğer ve diğer koşturan. Aşk olsun cümle izleyenlere.